durumlar, maliyetler artırılmış. Ateş pahalı. Hem adam parayla alıyor. Adam direkt karşıya mesele gidiyor. Şu anda biz bakıyor, millet 200 kişi böyle gidiyor. Biz bu şey yapıyoruz. Hep grup işi oluyor. Evet. Biliyorsun. Küçük esnaf iş yapamıyor öyle mi? Şu anda mesela adamdır geliyor, boycu bir yere geliyor değil. 200 milyon veriyor mu? Ben 100 kişi veriyor. Şu anda da arada mı? Anladım. Böyle grup işi yapan kazanıyor, yapmayan da bu sefer kazanmıyor. Arada böyle grup içi para alan şey oluyor. Sonunda biz bakıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Para vermekten... Hocam grup yöneticisine para verdiniz mi, müşterileri sana getiriyor. Aynen vermediniz mi, bizim de piyasa biraz pahalı olduğu için müşteri kaçırıyor. Evet. Kardan kısıyoruz, o da bize kaçırıyor. Şimdi turizm mevsimi yavaş yavaş açılıyor. Ama şu rehberlik olayı var diye çoğu kişi herkes anlaştı. Dükkanla götürüyor müşterileri direkt. Rehberler iyice istismar ediyor şimdi. Aynen. Diyorsun. Gendoğlu İleç Başkanı, hoş geldiniz. Hoş geldin hocamız. Sahipsiz memlekete hoş geldiniz. Sizlere de hayırlı zamanlar diliyoruz. Eyvallah. Tabii. Sahipsizliğe geldik. Baba, şu gezmeye sana geldim. Hoş geldiniz. Biraz pahalı. Sakatat alabiliyor mu? Pahalı. Ciger? Kilo için 80 milyonlar istemiyor. Yapma ya. Buyurun. Bir yer mi? Tabii ya. Ciger? Ciger 100 lira. Bunu ciğeri geç. Buyurun ciğeri geç. Yani müfere içeriniz var. Ne olacak? 3 gün içinde ya. İçindeyim. Bunun hesabını sormayacak mıyız? İnşallah. Ha? İnşallah değil mi? İnşallah. Tabii. Yani bu kadar kötü yönetim olursa böyle oluyor işte. Neden olmuş yani? Neden oldu? Acaba neden oldu? Değil mi? Neden mi bulmak lazım? Doğal gaz, elektrik, mazot. Hepsi patladı ya. Üretimde sıkıntı var. Üretim. Üretim yok. Üretim. Mesele o. Üretime el atılmadı. Atılmadı. Hayvancılık el atmadı. Hayvan pazarı yaptı. Ooo hocam. Bomboş içinde bir hayvan yok. Neye yaptı? Nasıl yaptı? Kime yaptı? Hayvancılık nasıl durum? Urfa'da hayvancılık biraz anlat bize. Hayvancılık Urfa'da nasıl oluyor? Adam işte evi köne bir yerde. Orada köşelere kesir. Taşıma sudan değirmen döner mi? Dönmez değil mi? Biraz büyük bir işte biraz. Biraz. Bu da yeterli. Önce bu küçük başı. Öyle gidişle diyorsun Urfalılar ciğeri kuşbaşı kebabı arayacak yani. Arayacak. Yavaş yavaş. Değil mi? Bir ciğerimiz var, o da gidecek herhalde. İnşallah iyi olur. Aynen. İnşallah. Hadi. İnşallah düzelir ya. İyi olur inşallah. İşte yani kötü ekonomik politikalar memleketi buraya getirdi. Şimdi tarım bitmiş durumda. Hayvancılık sen görüyorsun. Bitmiş durumda. Ya bütün bunlar iktidarın pratikleri yani. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. İnşallah değişir de iyi olur. Değişir. Tamam. Bir tane bir daha şeyde gördüm. YouTube üzerinden sizi gördüm. Gerçekten o tablet çok yani ya, çok yanlış bir şey. Ayıp ettiler. O polisin o vatandaşı çekmesi. Dedim mi? Ben onu şiddetle kınıyorum. O bizden değildir. O haindir. O haindir. İsterse gelsin ben beni atsınlar. Hiç umurumda değil. Ben bir canım var. Bir Allah'ım var, bir canım var. Sağ ol. Allah razı olsun. Sonra siz. Olacak iş mi yani değil mi onların yaptığı? Ya, çok yani. Vatandaşla konuşuyoruz. Gelip geldi. Ondan uzaklaştık. Ben vekilimle konuşacağım kardeşim. Kime ne? Sana ne? Devlet bile karışamaz buna. Çünkü vekilim var. Ben onu meclise götürmüşüm. Allah razı olsun. Onun için her zaman sizin yanınızdayız. Sağ ol. Kendisi eksikliğiniz değil, biz varız. Sağ ol. Hedef olarak her zaman yanınızdayız. Sağ ol. Selam ben sana. Allah razı olsun. Sayın 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 buradan aşağıya gelin. Aynen. Biraz önce baktık. Bu adam evli olduğu takdirde. Bu adam evli olduğu takdirde. Peki biz bize konuşalım şimdi.
1000 lira elektrik faturası gelse, bu adamın 2 tane 3 tane çocuğu olsa, bu adam geçimini nasıl sağlayacak? Bu adam ölmüş bir adam şu an. Bu adam ölmüş. 4200 liraya yani bu uyuşturucuya, bu şeye bulaşmama gibi yani imkanı olmuyor yani. Otomatik ben teselli yolunu arıyorum. Ben size öyle söyleyeyim. Teselli yolu. Bir evli adam ya, evine ekmek götürmedim, ne yapacağım bu adam? Nasıl oldu? İyi oldu. Yani sizi dinlememiz lazım. Size sesimiz nasıl? Çünkü meclise bekliyoruz. Yani çekicinin, giyimcinin, inşaatçının sesini biz sizi dinleyerek meclise bekliyoruz.